Biz Van Erdiş'ten geldik. Hayvanları getireceğiz, kurban hayvanları. Bu sene kısmet oldu Kartal'a yine. Her sene geliyoruz. Ama bu sene zamlar dolayısıyla hem hayvan çok pahalı, hem ter, hem de yer. Maliyet çok pahalandı. Cenab-ı Allah yardım etsin. Hazırlıklar ne aşamada? Hazırlıklar başladı artık. İnşallah Cuma'ya kadar hayvanlar geliyor. Şu an çadırlarımızı yapıyoruz, çivileri çakıyoruz. Hazırlık yapıyoruz işte. Memleketimiz biraz uzak. 24 saat yol çekiyor. O biraz zahmetli bir iştir ama ne yapalım? Başka iş güç yok. Hazırlıklar işte görüyoruz. Kendimiz yürü imkanlarımızla tahta çakıyoruz. Beton attırıyor burada vatandaş çoğu. Çoğu kendim kendine çadır kuruyor. Uğraşıyor millet işte. Görüyorsun kurbancının vaziyeti bu yani. Hazırlıklar buradan yani. Ben burada 2 gün, 3, 4 gün olduk gel. 2 gün ağına çadır kurdu gitti. Beni burada kodu. 2 gündür de ben burada daha ancak işte burada perişan sürünüyor ya gece gündüz yani. Umudum karanlık ya. Niye karanlık? Yem şartları bağlı. Mazot geçim derdi var. Et bağlı. Her adam kesemez ya. Mümkünü yok yani. Umut ama Allah nasip diye geliyoruz yani. Yol na bağlı. Bizim Afyon'dan 15 liraya geliyor. Doğulağa 30-40 bin liraya geliyor araba şimdi buraya. Satılmazsa işi bu besicinin daha kötü düşecek. O zaman kimse yapmayacak. Daha işimiz harap olacak yani. Amasya taşı olan gelecek hayvanlarımız. Hayvanlarımız şu an gelmedi ama işte görüyorsunuz çadırımızın, barınağımızın hazırlıkları devam ediyor şu anda. İşte bugün itibariyle barınağımızı yapacağız. Hafta sonu itibariyle inşallah hayvanlarımız gelecek, satışa başlayacağız. Evet. Bu yıldan umudumuz şöyle, her konuda olduğu gibi malum, işte ülkemizde ekonomik bir sıkıntı var. Her konuda olduğu gibi bu hayvansal üretimde de maliyetler çok ciddi bir şekilde arttı. Biz de bakalım, satış belirleyecek tabii bu konuyu. Satış olursa memnun kalacağız, satış olmazsa bizim için zaten çok olumsuz bir tablo ortaya çıkmış olacak.